Yine Adıyaman'da il başkanımız Nihat Komşu, eşi ve kızı da göçük altındaydı. Onların arama kurtarmalarına da refakat ettik. Kızımızı Nil suyu kurtardık ama maalesef kolu ve bacağı kesilmek zorunda kaldı. Nihat Bey ve eşi hala göçük altında. Maalesef büyük bir acıyı ülkece ve milletçe yaşıyoruz. Acımız büyük, üzüntümüz büyük. Duamız ve niyazımız bir daha böyle bir hadisenin ülkemiz ve milletimiz açısından, daha doğrusu dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülke tarafından yaşamaması ve yaşanmaması. Şimdi burada Anayasamızın 119. maddesiyle 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3. maddesinin 1. fıkrasının, ben konuşamayacağım başkanım.